Goberler merhabalar. Toplam fark formüllerindeyiz arkadaşlarım. Yarım açı formülleri, iki kat formülleri başlıklı ünitemizdeyiz. Yani 10. ünitemizdeyiz dostlar. Şimdi toplam fark formülleriyle başlıyoruz dostlarım. Klasiktir. Sinüs 75 ile başlanır. Sinüs 105 sorulur. 75'i sormuş hocamız. Hemen bir halletmeyi deneyelim bakalım. Şimdi 75 dediğimiz açı sinüsün 75'ini soruyor bize. 45 ile 30 derecenin toplamıdır diyebilirim arkadaşlarım, değil mi? 75 yapıyor. Şimdi ben burada sinüsün toplam formülünü yazacağım arkadaşlarım. Sinüsün toplamını yapacağız. Sinüs 45 artı 30 eşittir. Sinüs birinci açı yani 45 çarpı kosinüs ikinci açı yani 30 artı diyorum. Sinüs bu sefer ikinci açı yani 30 çarpı kosinüs 45 gelecek arkadaşlarım bu sefer de. Şimdi hemen burayı bir düzenleyelim dostlar. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Arada artı var. Sinüs 30 1 bölü 2 kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Tekrar bir düzenleme yapıyorum. Şurası kök 6 yapar. Artı şurası kök 2 yaptı. Bölü 2 kere 2 4. Paydalar ortak olduğu için bir tane paydada da yazdım. Yani kök 6 artı kök 2 bölü 4 geldi sorumuzun cevabı. Sinüsün toplam formülünü kullandık. Sin küs, sin küs. Geldik buraya. Bakın burada da sin kos, kos sin var arkadaşlarım. Yani sinüsün toplam formülü var. O halde sinüs 70 artı 50'den 120 derecedir diyelim buna. Buraya da bakın sin kos, kos sin. Yine sinüs var ama aradaki işaret eksi olduğu için sinüsün fark formülü var dostum. O halde sinüs kaç yapıyor burası? 20-65'ten eksi 45 yaptı diyebilirim dostlar. Eksi 45. Şimdi bu eksiyi dışarıya verecekti sinüs amcamız. Şurasını artı yapalım. Sinüs 120 lazım bize. 120 derecenin sinüsü sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2. Bölü. Şimdi bir de ne lazım bize? Sinüs 45 lazım. Kök 2 bölü 2'dir kardeşlerim. Onu da kök 2 bölü 2 diye yazdım. Ama başında da eksi var. Bölü 2'ler gitti. Cevabımız eksi kök 3 bölü kök 2 geldi. Hemen paydayı eşleniyle çarpıp kurtardım. Eksi kök 6 bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı. Ve geldik 3. köşe taşına dostlar. Sinüs alfa artı beta ifadesinin x ve y türünden değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şunları her iki tarafın karesini alarak bir yazsak. Şurada her iki tarafın bir karesini alsam ben. Bakalım gelecek mi? Birincinin karesi geliyor arkadaşlarım burada. Şuraya yazalım. Birincinin karesi sin kare alfa artı ikincinin karesi kos kare beta artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 sin alfa çarpı kos beta eşittir x kare geldi. Şunun her iki tarafının karesini alalım. Birincinin karesi kos kare alfa artı ikincinin karesi sin kare beta artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 sin alfa çarpı yok 2 sin beta çarpı kos alfa eşittir y kare geldi. Şimdi hemen bunları alt alta topluyorum bakın. Şunları topladığımda sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1. Yine kos kare beta ile sin kare betanın toplamı da 1. Artı şurası 2 parantezinde sin alfa kos beta sin beta kos alfa. Yani sinüs alfa artı betanın açılımı gelmiş arkadaşlar. Eşitmiş bu da x kare artı y kare oldu. Peki şu 2'yi de tutalım. Şurada 2 var. Bu tarafa eksi 2 olarak atalım. Şurası gitti. Bir de bakın 2'ye de bölelim her iki tarafı ki. Şöyle 2'ye bölelim. Şuradaki 2'den de kurtulduk. İşte sinüs alfa artı betayı Bursa şıkkındakinin aynısı bulduk arkadaşlarım. Cevabımız Bursa geldi. Ve geldim son sorumuza. Bakınız burada ne var? Sin, kos, kos, sin. Arada toplama olduğu için yine bu iki açının toplamıymış. Sinüsün toplam formülüymüş. 70 eksi x ile
toplayacakmışım x artı 20'yi. Peki x'ler gitti. Kısaca ne kaldı? Sinüs 90 geldi arkadaşlarım ve sinüs 90'ın da 1 olduğunu biliyorum. Evet, birinci köşe taşımızı gömdük. Aldık ikinci köşe taşını elimize. Burada da kosinüsün toplam formülü var dostlar. Kosinüs 105'i soruyor. Ben de diyorum ki kosinüs 105 demek 60 ile 45'in toplamı demektir. O halde 60 artı 45'in açılımını yapıyorum. Kosinüsün açılımı kos kos sin sindir dostlarım. Sin sin. Şimdi kosinüs toplam formülünde şu aradaki işaret eksi olacak. Tersi olacak yani. Ters hareket yapacak kosinüs sürekli. Peki kosinüs açıları da sırayla yazıyorum. 60 ile 45'ti. 60, 45, 60, 45. Kosinüs 60, 1 bölü 2. Kosinüs 45, kök 2 bölü 2, eksi. Sinüs 60, kök 3 bölü 2. Sinüs 45, kök 2 bölü 2. Düzenleyelim bunu. Şurası kök 2 yaptı, bölü 4. Şurası kök 6 yaptı. Yine bölü 4. İkisini de ortak payda da yazdım. Kök 2 eksi kök 6 bölü 4. Denizli şıkkımız da var. Şuraya bakalım. Bakın burada kosinüsün eksilisi olduğu için kos kos sin sin. Kosinüsün eksilisi var. O halde toplam. Kosinüs ters hareket yapıyordu çünkü. 80 ile 105'in toplamıdır dostlarım burası. 115 yapar. Bölü. Şurası da toplama var yine arkadaşlar arada. O halde farkı olacak değil mi? Sin kos. Sin kos yalnız. Yo, sinüs kosinüs kosinüs sinüs. Bakın bu seferki kos kos sin sin değil. Burası sinüsün olayı. Sinüsün toplam formülü geldi arkadaşlarım. Sinüs 65 geldi burası da. Peki buna da tamam. Şimdi kosinüs 115 dediğim açı aslında ya da şöyle yapalım. Sinüsü bulalım biz. Sinüs 65 dediğimiz açı sinüs 115'e eşit arkadaşım. Çünkü toplamları şöyle 115 diyelim bölü. Buraya da sinüs 65 dediğim şey neydi? Kosinüs yok yine sinüs 65'e 115'e eşit arkadaşlar. Çünkü toplamları 180 olduğu sürece sinüsteki değerler neydi? Birbirinin aynısıydı. Bakın o halde bu ne çıktı? Kos bölüsünden kotanjant 115 derece geldi arkadaşlarım. Kotanjant 115 şimdi neye eşit? Bunu bulacağız. 115 dediğim açı kotanjant 115 90 artı 25'e eşit. Peki 90 olunca isim değiştiriyordu. Tanjant 25'e döndü bu. Peki tanjant 25 ama bir de bölgesini kontrol edelim. 115 şu bölgede. Ve bu bölgede bizim kotanjant dediğimiz açılar artı bölü eksiden ya da eksi bölü artıdan eksi geliyorlardı. O yüzden eksi tanjant 25 dedik sorunun cevabına. Peki şuna geldik arkadaşlarım. İşleminin sonucu nedir diye soruyor. Bakın sin sin kos kos var arkadaşlar. Sin sin kos kos. Şimdi aradaki işaret eksi. Yalnız bu kos kos sin sin olmalıydı. Yani bunun yer değiştirmesi gerekiyor. Ben yer değiştirmeyeyim ama şöyle oluyor değil mi arkadaşlarım o zaman? Başına eksi koyacağım. Yer değiştirmiş olmam demek başına eksi koy anlamına geliyor. Eksiyi koyduk başına. Peki açılar aradaki işaret artı olduğu zaman kosinüsün ne formülü? Eksi olduğu zaman kosinüsün toplam formülü olacaktı. Demek ki şu iki açının toplamı olacak arkadaşlarım. Yani alfa eksi 27 ile 87 eksi alfanın toplamı olacak. Alfalar gitti. 87'den de 27 çıktı. Eksi kosinüs 60 geldi. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Başında da eksi olduğu için eksi 1 bölü 2'dir dedim. Geldim şuna. Kosinüs z nedir diye bir soru soruyor. Şimdi z dediğimiz açı, kosinüs z dediğim açı aslında şuna eşit. Hani üçgenin iç açıları ya bunlar. Kosinüs 180 eksi x artı y'ye eşit arkadaşlarım. X artı y. Peki 180 olunca ne yapıyorduk biz burada? İsim değiştiriyorduk değil mi dostlar? 180 olduğunda isim değiştirecektik. Ne olacak bu peki bu durum? İsim değiştirmeyecektik pardon. Kosinüs yine x artı y oldu ama bölgesini de kontrol etmelisin dostum. Şuradaki bölgeye denk düştü. Bu bölgede de kosinüslerimiz eksi olduğu için eksi kosinüs gelecek. Eksi kosinüs x artı y çıkacak sorumuzun cevabı. Peki şimdi kosinüs x artı y'yi yazalım sonra eksiyle çarparız. Kosinüs x artı y kos kos sin
sindi dostlarım. Artı olduğu için buradaki işaret eksi olacak. Burası kosinüs x, kosinüs y, kosinüs x, sinüs y'ye gelecek. Peki, kosinüs x dediğimiz şey 15 bölü 17'ymiş. Çarpı kosinüs y lazım bize. O da 4 bölü 5. Eksi. Sinüs x lazım. Hemen x'in açısını çiziyorum. Dik üçgen içerisine koyuyorum x'i. X'in sinüsü lazım kardeşlerim. Biz x'in y kosinüsünü biliyoruz. Yani komşusu bölü hipotenüsünü biliyoruz. O zaman 8, 15, 17'den 8 geldi. Sinüs x'de ne çıktı? 8 bölü 17. Çarpı sinüs y lazım. Y'nin de dik üçgenini çiziyorum hemen. Y'nin kosinüsü, komşusu bölü hipotenüsü 4 bölü 5. Demek ki karşısı 3. 3 bölü 5 geldi bu da. Düzenleyelim. 60 burası yapar. Eksi 24 de burası yaptı. Bölü 8, 85 geldi burası da. 60'dan 24 çıktı. 36 bölü 85. Ama başında da eksi olacak demiştik. Hatırlayın, şurada da eksilisini alacaktık. Eksi 36 bölü 25 çıktı Gobeller. Evet dostlarım, hemen 3 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum. Şimdi tanjantın toplam fark formüllerini yapacağız arkadaşlar. Tanjantın formülünü yazalım hemen arkadaşlarım. Ne diyor şimdi bu? Tanjant 75 değeri kaçtır diye soruyor. Ben de bunu şöyle yazıyorum. Tanjant 45 artı 30'dur diyorum dostlarım. Şimdi tanjantın formülü. Bak, sanki şöyle tanjantı içeriye dağıtıyormuşum gibi bir hayal kur. Tanjantı içeriye dağıtıyormuşum gibi yapsam ne olur? Tanjant 45 artı tanjant 30 olur. Bölü 1 eksi bu ikisinin çarpımı dostlarım. Tanjant 45 çarpı tanjant 30 gelecek. Peki düzenleyelim. Tanjant 45 1 artı tanjant 30 1 bölü kök 3 bölü 1 eksi şu ikisinin çarpımı. Çarpımları da 1 bölü kök 3 yaptı. Düzenleyelim. Kök 3 ile 1'in çarpımı kök 3'tür. 1 ile topladım. Kök 3 artı 1 bölü kök 3 burası yaptı, 1 çıktı. Kök 3 eksi 1 geldi. İkisinde de bölü kök 3 olduğu için onları direkt sadeleştirdim ben. Hangisi çıktı cevabımız? Edirne çıktı kardeşler. Geldim buraya. Bakın burada da direkt yukarısı eksi ise, eksi olmuşsa tanjantın fark formülü arkadaşlarım bu. Tanjant 5 pi bölü 12 eksi pi bölü 12'nin açılımıymış burası dostlarım. Peki düzenleyelim burayı. Tanjant 4 pi bölü 12. Şöyle yazayım. Hatta 4 ile de 12 gidecek. Tanjant pi bölü 3. Peki pi bölü 3 de neye eşitti dostlarım? Tanjant 60 demekti. Tanjant 60 da kök 3 demektir Gobeller. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü soruda bakın arkadaşlarım. Şimdi şu eksi tanjant x çarpı tanjant y'yi bu tarafa alırsanız bakın şöyle bir şey çıkıyor. Tanjant y eksi tanjant x eşittir 1 artı tan x çarpı tan y. Şimdi her iki tarafı da 1 artı tan x çarpı 1 artı tan y'ye bölelim. Şurası 1 artı tan x çarpı tanjant y. Burayı da böldüğümde sadeleşecekler burayla ve 1 kalacak. Bakın şu kısım tanjantın tanjant y eksi x'in açılımıdır arkadaşlarım. 1 demiş buraya da. Bu da tanjant 45 değil miydi arkadaşlarım? Tanjant 45 1'di. Peki şimdi her iki taraftaki tanjantları sildim. Y eksi x eşittir 45. Yani x eşittir y eksi 45 oldu kardeşlerim. Şöyle bir şey oldu. Y eksi 45. Adana çıktı sorumuzun cevabı. Son sorudayız. Tanjantın açılımı verilmiş arkadaşlarım. Hemen açalım. Toplam formülünü yapın diyor. İçeriye dağıtıyorum tanjantı. Tanjant alfa artı tanjant 45. Yani 1. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı 1 olacak. Yani yine tanjant alfa geldi. Eşitmiş 2 bölü 1'e. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Tanjant alfa artı 1 eşittir. 2 eksi 2 tanjant alfa geldi. Eksi 2 tanjant alfayı buraya alalım. 3 tane
tanjant alfa eşittir. Biri de bu tarafa atarsam 1 çıktı. Yani tanjant alfa eşittir 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. Ama bana kotanjant alfayı soruyor. Tanjantla kotanjant arasındaki ilişki neydi? Takla attırıyorduk birbirine. Demek ki 3 bölü 1'den 3 gelecek diyebiliriz. Hemen 4 numarayı alalım. Bakalım 4 ne diyor? Olduğuna göre diyor, kotanjant alfa artı beta'nın değeri kaçtır diyor. Dostlar, kotanjant alfa artı beta'yı bulacağıma ben giderim, tanjantın formülünü biliyorum ya. Tanjant alfa artı beta'yı bulurum. Sonra sonuca da takla attırırım değil mi? Kotanjant değeri neydi? Tanjanta takla attırdı. Hadi bunu bulalım. Bu da neydi? Tanjant alfa yani 2 artı tanjant beta. Peki kotanjant beta buysa tanjant beta ne oluyordu dostlarım? Takla attır 3. O halde 3 bölü 1 eksi 2'sinin çarpımı 6. Buradan da 5 bölü eksi 5'ten cevap eksi 1 geldi. Kotanjant alfa artı beta'yı soruyor. Takla attıracağım buna. Yine eksi 1 olacak dostlarım sorumun cevabı. Geldik 2 numaraya. Kotanjant pi bölü 3 eksi alfa verilmiş bize. Ben tanjant pi bölü 3 eksi alfayı bulacağım yine bakın. Tanjant pi bölü 3 eksi alfayı bulup takla attıracağım sonra. Peki bu da nedir? Tanjant pi bölü 3 olur içeriye dağıtıldığında. Pi bölü 3 60 derece olduğu için tanjant 60 yani kök 3. Sonra eksi tanjant alfa gelecek. O da 1 bölü 2. Bölü 1 artı ikisinin çarpımı yani kök 3 bölü 2. Düzenleyelim şimdi burayı. 2 kök 3 eksi 1 bölü 2 var burada. Bölü 2 birazdan alttakiyle sadeleşeceği için yazmıyorum. Burada da 2 artı kök 3 var dostlarım. Şimdi bu nedir? Tanjantını bulduk biz. Ama bize kotanjantını soruyor. Takla attırıyorum o halde. 2 artı kök 3 bölü 2 kök 3 eksi 1 olacak. Bakalım hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkında mevcut arkadaşlarım. Sorunun cevabı. Geldik buna. Yine bakın. Aynı muhabbet var burada arkadaşlarım. Şu kotanjant A dediğimiz şey 1 bölü kotanjant A, tanjant A'dır. Bu da 1 bölü tanjant B. Şurayı da iki parantezinde yazsak, iki parantezine alsak biz hemen. Ne olur burası? Şöyle bir düzenleyelim. Şurayı bakalım kotanjant iki parantezine aldığında ya da önce biri bu tarafa atalım. Kotanjant A çarpı kotanjant B eksi 1 oldu. Burası da iki parantezinde kot A artı kot B geldi kardeşlerim. Şimdi 2 burada dursun. Şunu biz tutup buraya ya da hepsini bölü olarak şurayı bölü olarak aşağıya atalım. Kotanjant A çarpı kotanjant B eksi 1. Burayı da kotanjant A çarpı kotanjant B eksi 1 diye yazalım. Şunlar gitti. Burada 1 kaldı. Hatta bu 2'yi de bölü olarak buraya geçirirsek 1 bölü 2 oldu burası dostlarım. Eşittir. Şu ifade kaldı. Peki bize tanjant A artı B'yi soruyor. Bu ifade kotanjant A artı B'nin takla atmış hala olacak arkadaşlarım. O halde tanjant da direkt buna eşit olacak. Yani tanjant A artı B dediği ifade direkt 1 bölü 2'ye eşit oldu. Cevabımız Ceyhan. Şuna geldik. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bir soru sormuş. Şimdi kotanjant X yerine biz yine gelin 1 bölü tanjant X'imizi yazalım. Yani eksi 1 artı 1 bölü tanjant X bölü 1 artı 1 bölü tanjant x geldi. Düzenliyorum arkadaşlarım. Şununla şunu çarpıyorum. Eksi tanjant x, 1 eksi tanjant x gelir burası. Bölü tanjant x var. Birazdan sadeleşecek yazmıyorum. Burası da 1 artı tanjant x geldi dostlar. Tamamdır. Peki bölüler gitti. Şuraya bakarsanız arkadaşlarım. 1 dediğim şey tanjant 45 değil miydi dostlar? Eksi tanjant x var burada bölü 1 artı bakın burada da çarpı 1 var yanında yani tanjant 45 var çarpı tanjant x. Şu size tanıdık geldi mi arkadaşlar? Tanjantın fark formülü değil mi? Yani tanjant 45 eksi x diyebiliriz biz buna ya da tanjant 45 eksi x demek yerine kotanjant x artı 45 de desek çünkü toplamları 90 oluyor bakın 45 eksi x bu. Tanjant 45 eksi x'tir. Tanjant 45 eksi x, kotanjant
45 artı x'e eşit. Çünkü toplamları 90 olan açıların tanjanti kotanjantına eşitti. Yani cevap Bursa'da diyebiliriz dostlar. Peki çevirdik, 5 numaraya geldik şimdi. 5. köşe taşı. Sinüs ve kosinüs verilmiş, tanjant x eksi y soruluyor bize. Tanjant x eksi y dediğimiz tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı ikisinin çarpımı. Tan x çarpı tan y. Şimdi hemen dik üçgenlerimi çiziyorum. X açısı için çizdim. Sinüsü 2'ye kök 13'müş. Pisagor'u yaptım. 13'ten 4 çıktı 9. Burası 3 geldi. Yani ben artık tanjant x'i biliyorum arkadaşlarım. 2 bölü 3. O halde yazalım. 2 bölü 3 eksi. Şimdi şurada da y'nin dik üçgenini çizelim hemen. Y için bir dik üçgen çiziyorum. Kosinüsü yani komşusu bölü hipotenüsü buymuş. 5 bölü kök 41. 41'den 25 çıkacak arkadaşlarım. Hemen çıkartalım köşede, hiç düşünmeyelim. 11'den 5 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. 16. Şurası da 4 geldi. Bana tanjant y lazım. Yani 4 bölü 5 lazım. O yüzden buraya 4 bölü 5'i yazdım. Burası da 1 artı ikisinin çarpımı. Yani 8 bölü 15 mi oluyor arkadaşlarım? Düzenleyelim. 10. 12 çıktı. Eksi 2 bölü 15 bölü 15. 8 daha 23 bölü 15. Bölü 15'ler gitti. Eksi 2 bölü 23 çıktı sorumuzun cevabı. Şu kerataya bakalım. Tanjant alfa kosinüs beta verilmiş. Sinüs alfa artı beta değeri soruluyor. Şimdi sinüsün açılımını yapıyorum. Sin alfa çarpı kos beta. Arada artı var. Burada da kos alfa çarpı sin beta olacaktı dostlarım. Peki şimdi hemen tanjant alfa, alfa için bir dik üçgen çizelim. Tanjant neydi? Karşısı bölü burası, komşusu. Hipotenüs 5 çıktı o zaman arkadaşlarım. Şimdi yalnız alfa dediğim açı 90 ile 180 arasında şuradaki bir açı. Şimdi sinüs alfayı yazacağım. Sinüsler burada artı olduğu için direkt artı alacağım. 4 bölü neydi? 5. Karşı bölü hipotenüsler çarpı. Kosinüs beta lazım. Beta için de bir dik üçgen çizelim. Kosinüs beta eksi 8 bölü 17 verilmiş. Direkt yazayım ben onu o zaman. Eksi 8 bölü 17'ymiş. Betayı da yazdım. Şimdi başka. Beta'nın biz yine de dik üçgenini çizelim arkadaşlarım beta için. Komşusu 8, hipotenüsü 17, 8, 15, 17'den yazdık bunu. Şimdi kosinüs alfa lazım. Şu alfa burada kosinüsler neler? Eksi olduğu için kosinüs alfa eksi gelecek bir kere. 3 bölü 5'ten eksi 3 bölü 5 gelecek bu adamın. Çarpı sinüs beta lazım. 15 bölü 17 normalde. Ama beta hangi bölgedeymiş? 180 ile 360 arasında. Buradaki sinüs değerleri eksi olduğu için sinüsler, beta'ya da eksi yazıyorum arkadaşlarım. 15 bölü 17 ama eksi 15 bölü 17 diyorum. Şimdi düzenleyelim. Şurası eksi 32 bölü 85 yaptı. Burası da artı yapıyor çarpımları. 45 bölü 85 yaptı. 45'ten 32'yi çıkartacağız. 13 bölü 85 geldi sorumun cevabı dostlar. Ve geçtim 3. sorumuza. Olduğuna göre kosinüs x eksi y değeri nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi kosinüs x eksi y'yi bulacağım arkadaşlarım. Kosinüsün açılımı kos kos x ve y. Aradaki işaret ters olacak. Artı sin sin. Sin x sin y. Şimdi bize kosinüs x ve sinüs x lazım. O halde hemen x'in dik üçgenini çizdim. Karşısı 2, komşusu kök 5. 5, 9, 4. Burası 3 geldi. Kotanjant y'yi vermiş. Y'nin de dik üçgenini çiziyorum. 3 bölü kök 7'ymiş komşusu, karşısı. 7, 9 daha 16. Burası da 4 yaptı arkadaşlarım. Şimdi yerlerine yazalım. Kosinüs x. X'in kosinüsü kök 5 bölü 3'tür. Ama işaretini kontrol edelim. X neredeymiş? Pi ile 2 pi aralığındaymış dostlar. X şu bölgede bir açıymış. X dediğimiz açı. Bu bölgede neyi arıyoruz biz? Kosinüsleri. Eksi de olabilir, artı da olabilir tabii ki. Ne yapalım onu? Biz şimdilik şöyle kök 5 bölü 2 diye yazalım dostlar. Kök 5 bölü 3 diye alalım. Sonra y'ye bakıyorum. Pi bölü 2 ile, yani y de şu bölgede. Y dediğimiz açı. Kosinüs y lazım bize. Kosinüs y dediğimiz 3 bölü 4.
Bu bölgede yalnız kosinüslerimiz eksi olduğu için, komple hepsi y'ler eksi olduğu için kosinüs y yerine eksi 3 bölü 4 yazıyorum dostlar. Artı sinüs x lazım. X'in sinüsü 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 tabii ki bir de bu bölgede sinüslerin hepsi eksi olduğu için eksi 2 bölü 3 olacak. Çarpı sinüs y. Y'nin sinüsü de dostlarım kök 7 bölü 4 olacak. Kök 7 bölü 4. Şimdi video birazdan duracak arkadaşlar, donacak. Ben o yüzden bir daha da videoya bakıyorum. Tam 2 dakika olmuş. Ben direkt devam ediyorum arkadaşlarım, hiç hız kesmeden. Ne diyorduk? Kök 7 bölü 4 dedik kardeşlerim buraya da. Kök 7 bölü 4 ama sinüs y. Y'ler bu bölgede sinüslerimiz artı da oluyor, eksi de oluyor. Biz böyle bir tutalım bunu şimdi. Burası ne oldu? Şu 3'ler gitti. Eksi kök 5 bölü 4 oldu şimdilik. Eksi kök 5 bölü 4. Şuraya bakalım. 2 ile şu 4'ü sadeleştirelim. 2 kalsın. Eksi kök 7 bölü 3 kere 2. 6 geldi burası da arkadaşlarım. Payda işleyeceğiz tabii biz bir de burada. 12'de eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarpalım. Eksi 3 kök 5 eksi 2 kök 7 bölü 12 geldi dostlarım. Bakalım hangisi çıkacak cevap? 3 kök 5, 2 kök 7, 12. 3 kök 5, 2 kök 7, 12. Şu değil bir kere. Şu da değil. 3 kök 5 olacaktı. Bu da değil. Şimdi ya bu ya bu arkadaşlarım. Ben burayı eksi parantezine alsam. Ha burada demek ki kosinüsü şuraya artı kabul etmiş bu adam. O yüzden burasını artı çıkartmış. Tamam. 3 kök 5 eksi 2 kök 7 bölü 12. Yani Edirne şıkkımız doğru cevap geliyor dostlarım. Şuna bakalım. Birer dar açıdır. Şöyle bir şey olduğuna göre diyor. Kosinüs, kotanjant A artı B değeri nedir diye biraz bir soru sormuş bize. Şu ikisinin toplamına bir bakın arkadaşlarım. 2A'dan toplarsak şunları. 2A eksi B ile 2B eksi A'yı bir toplarsanız ne geliyor bakın. A geliyor. Artı B geliyor. Yani A artı B çıkıyor. Şu iki açının toplamı. O halde ben şunu yazayım. Kotanjant A artı B dediğim aslında şununla şunun toplamıymış arkadaşlarım. Yani ben şimdi tanjant A artı B'yi bulmak isteseydim. Şunun tanjantıyla yani 2A eksi B artı 2B eksi A'nın toplam tanjantını buluyorum arkadaşlarım. Bu da neydi dostlarım? Tanjantı içeri de atıyorum. Bir tanjant 2A eksi B gelecek artı bir de tanjant 2B eksi A olacak bölü 1 eksi bu ikisinin çarpımı gelecek. Peki burası da ne yapıyorduk düzenlediğimizde? Tanjant A artı B yapıyor zaten burası. Peki hadi şimdi tanjant 2A eksi B zaten vermiş bize 3 bölü 4 artı tanjant 2B eksi A. Bunun sinüsünü vermiş arkadaşlarım. Hemen bir dik üçgen çizeyim şurada küçük. Bu açının sinüsü karşısı bölü hipotenüsü 1 bölü 3. 9'dan 1 çıktı. 2 kök 2. Tanjantı 1 bölü 2 kök 2. Evet 1 bölü 2 kök 2 yazdım. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı yani 3 bölü 8 kök 2. İşte bu işlemi düzenleyeceğiz. Cevap da gelecek arkadaşlarım. Hadi düzenleyelim bakalım. Şimdi 2 kök 2 ile çarparsak ya da kök 2 ile çarparsak her iki tarafı. Şurası kök 2 olur. 2'den 4 gelir burası. Yani 3 artı. Şurada bir yere yapayım ben. Bir önceki köşe taşındaki boşluklardan faydalanayım arkadaşlarım. Şurada bir yere yapalım bunu biz şuraya. Heh, şöyle güzel oldu. Ne oldu şimdi burası? 3 artı kök 2 bölü 4 bölü. Şunu da kök 2 ile çarpalım. Kök 2 ile çarpalım. Ya da direkt yazayım ya. Niye çarpıyorsak kök 2 ile. 8 kök 2 eksi 3 bölü 8 kök 2 geldi bu da. Şimdi ters çevirip çarpacağız. Sonuç çıkacak. 3 artı kök 2 bölü 4 çarpı 8 kök 2 bölü 8 kök 2 eksi 3. Düzenleyelim artık. 4 şunlar gitsin. 2 kalsın burada. Şimdi üst tarafı bir çarpalım 2 kök 2 ile. 6 kök 2 artı 4 olur. Bölü 8 kök 2 eksi 3 gelir. Dostum bu neydi? Tanjant A artı B'ydi.
bana kotanjantını sorduğu için bunun tatlı 60 hali olacak. Yani 8 kök 2 eksi 3 bölü 6 kök 2 artı 4 olacak. Cevapta Edirne'de var arkadaşlarım. Evet, geçtik bunu da. Şimdi geldik 6. köşe taşımıza. Bakalım bu ne diyor. Dostum, ters trigonometrik fonksiyon var. Şuna alfa diyorum, şuna beta diyorduk. Ne oldu sorumuz? Kosinüs alfa artı beta haline döndü. Benden bunu istiyormuş şimdi. Tabi bunun içinde tanjant 2 alfaymış ya, o halde tanjant alfa 2 olacak. Tanjant 3 betaymış, o halde tanjant beta 3 olacak diyebiliriz dostlar. Tabi şimdi bize kosinüsün alfa artı betasını soruyor. Bu da neydi? Kos alfa çarpı kos beta eksi sin alfa çarpı sin beta. Artılısı olduğu zaman ters işaretlisiydi. Kosinüs alfa lazım. Dik üçgeni çizeceğim, alfanın dik üçgenini. Tanjantını biliyorum, 2'ye 1. O zaman 4, 1 daha kök 5. Kosinüsü ne çıktı? 1 bölü kök 5. Çarpı kosinüs beta. Betanın da dik üçgenini çizelim hemen şurada bir yere. Tanjant betayı 3 diyebiliyoruz. 3 bölü 1. Burası da kök 10 geldi. Kosinüs beta 1 bölü kök 10. Eksi sinüs alfa 2 bölü kök 5. Sinüs beta 3 bölü kök 10. Düzenleyelim. 1 bölü kök 50 yani 5 kök 2. Eksi 6 bölü kök 50 yani 5 kök 2 yapar. O da ne yaptı? Eksi 5 bölü 5 kök 2. 5'ler giderse eksi 1 bölü kök 2 yani eksi kök 2 bölü 2 yaptı sorumuzun cevabı arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Ben burada bir videoyu durdurayım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğim dostlar. Şu diğer video yükleniyor. O sinyal veriyor. Ona bir bakayım. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlarım. Şimdi şuradaki arc kosinüs ifadesine alfa diyorum. Arc sinüs ifadesine de beta diyorum dostlarım. Bu durumda kosinüs alfa eşittir eksi 3 bölü kök 13 gelecek. Sinüs alfa sinüs beta eşittir 4 bölü kök 17 gelecek. Şimdi kosinüs alfayı bildiğim için hemen alfanın dik üçgenini çizelim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs kök 13 burası. 13'ten 9 çıktı 4. Burası 2 geldi. Sinüs betayı da bildiğim için dik üçgenini çiziyorum hemen. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 17'den 16 çıktı. Burası da 1 geldi. Şimdi sorumuz tanjant alfa artı beta haline döndü. O halde tanjant alfa artı betayı açıyorum. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Tan alfa çarpı tan beta dedim. Şimdi tanjant alfayı yazalım. 2 bölü kök 13 olur arkadaşlarım. 2 bölü kök 13 artı tanjant betayı yazalım. 4 bölü kök 17 geldi. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı gelecek burası da. 8 bölü kök 13 çarpı kök 17 oldu. Şimdi şurada bir payda eşitleyelim. 2 kök 17 gelecek burası. 2 kök 17 artı 4 kök 13 gelecek arkadaşlarım. 2 kök 17 artı 4 kök 13 bölü. Bir yerde hata mı yapıyoruz? Çünkü bu kadar şey bir şey çıkmıyor. Kosinüs alfayı biliyoruz. 3 bölü kök 13. Oo, tanjant alfa. Biz nerelere gittik ya? Gittik buraya sinüsleri kosinüsleri yazdık arkadaşlar. Tanjantlarını yazacaktık. Ne sinüs kosinüs? Tanjant alfa neydi? 2 bölü 3. Artı tanjant beta neydi? 4 bölü 1'den 4 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı 8 bölü 3. Düzenleyelim. 3 kere 4 12. 2 daha 16 bölü 3 geldi. Bölü 3 eksi 8 daha 3'ten 8 çıktı. 3 eksi 8 eksi 5 bölü 3 geldi. Gitti. 16 bölü eksi 5 geldi. Bir yerde bir hata yaptık. Şurada hata yaptık. Kosinüs alfa eksi 3 bölü 13. Şimdi kosinüs nerede eksiydi arkadaşlarım? Şu bölgede mesela kosinüs alfamız eksi. 3 bölü kök 13 gelecekmiş.
Şimdi bu bölgede tanjantımız ne bizim dostlarım? Tanjant bu bölgede artı bölü eksiden tanjant da eksi gelecek. Yani tanjant alfa da 2 bölü 3 dedik ama eksi 2 bölü 3 olacakmış. Şurada da çarpımları 2 bölü 3 ile ikisinin çarpımı buraya artı yapacak dostlar. Şimdi bir daha düzenleyelim. 3 kere 4 12. 2 çıktı. 10 bölü 3 geldi. 3 kere 8. 3, 8 daha 11 bölü 3 geldi. Gitti gitti. 10 bölü 11 çıktı. Sorumuzun cevabı. İşaretlere dikkat etmeyi unuttuk arkadaşlarım. Toparladık ama. Şimdi şuna bakalım. Şuna alfa diyorum. Şuna da beta diyorum. Bana alfa artı betayı soruyor. Oldu artık bu. Alfa artı beta kaçtır diyor. Şimdi tanjant alfa neye eşit dostum? 2'ye. Hemen dik üçgenini çizelim tanjant alfanın. Gerçi yok, tanjant alfa artı betayı buluruz. Tanjant beta neye eşitmiş dostlarım? Onu da yazıyorum şurada hemen. Tanjant beta da 3'e eşitmiş. Tan beta 3. Şimdi ben hemen buraya tanjant alfa artı betayı yazıyorum dostlar. Bu da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta geliyordu. Şimdi tanjant alfa 2, betası 3 bölü 1 eksi ikisinin çarpımından 6, 5 bölü eksi 5 geldi, yani eksi 1 çıktı. Tanjant alfa artı beta eksi 1. Tanjant 135 eksi 1'dir. Demek ki alfa ile betanın toplamı 135. O da radyan cinsinden 45 çarpı 3 olacak. Yani pi bölü 4 çarpı 3'ten Edirne geldi. Son sorumuza bakalım dostlar. İfadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen bakıyorum. Şuraya bir alfa diyelim. Şuraya da beta diyelim. Şimdi bize artık neyi soruyor bu? Sinüs alfa artı betayı soruyor oldu. Peki biz ne biliyoruz dostlar? Şuradan tanjant alfayı x diyebiliyoruz. Tanjant alfa eşittir x. Tanjant beta da eşittir x diyebiliyoruz dostlarım. Şimdi tanjant alfa da x, tanjant beta da x görüyorsunuz. Demek ki alfa ile betanın değerleri aynı. Ne olabilir bu alfa ile beta dostlarım? 45 derece olsa tanjant 45 de 1, tanjant 45 de 1 olur değil mi? İkisi de 1 olur. Demek ki alfa ile beta 45-45 olabilirler dostlarım. Ya da direkt işte 45-45'tir diyelim. Alfa ile beta 45-45 derece ise sinüs 90 olur burası. Sinüs 90 da neye eşittir? 1'e eşittir diyebiliriz dostlar. Çok uzatmaya gerek kalmadı. Peki arkadaşlarım, burada durdurdum videoyu. Bir sonraki videoda diğer köşe taşlarıyla devam edeceğiz. Hadi görüşmek üzere, kolay gelsin.